200 yıl 360'ta teknik isim kısmına hoş geldiniz tekrar. Şimdi tabii ben burada sadece Dravik'i anlatmayacağım. Yani fizyon 360 yıl Dravik'ini anlatmayacağım. Aynı zamanda da eksik olan hani ölçülendirme nasıl ki bir önceki derste görünüş çıkarma ile ilgili kısa bir özet geçtik ise aynı zamanda burada teknik resim dersinde ne yapacağım arkadaşlar anlatacağım. Şimdi elimizde tabii birkaç örnek var ama bu videoda ancak bunu yapabileceğim ben. Bazı yerlere tanıtacağım. Şimdi kama kanalı üstte olacak şekilde bir konumlandırdım. Konumlandırdım şöyle. Bu bir arkadaş tarafından çizilmiş, bana gelmiş. Ben de şu anda buna bakıyorum arkadaşlar. Projeniz aslında değil mi? İşte buraya bir dişli gireceğine göre bir kama yapmış. Kamayı mine dayanmış. Evet, çok yakın arkadaşlar. Dikkat edin. Şu yakınlık, şimdi şöyle söyleyeyim, hızlı bir şekilde anlatayım. Milin üzerine sekman yuvası veya mil kademesi için yapılır? Bunun üzerine koyacağımız makine elemanların mil üzerinde sağa sola hareket yapmaması için sağlanır. Bu nedenle biz genelde millerin üzerine ya mil kademesiyle ya da sekmanla buraya kuracağımız efendim siz söyleyin makine elemanının hareketini kısıtlar. İşte şurada olduğu gibi. Bir taraftan mil kademesi yapmışız. Bir tarafta sekman yuvası yapmışız. Ancak velakin bu mil üzerine açılmış kama kanalından tutun. Mil üzerine açılmış fatura, mil üzerine açılmış sekman malzeme dinamik olduğu zaman arkadaşlar yorulmaya neden olmakta ve parçamız uygunsuz bir zamanda ve çok erken bir zamanda, uygunsuz bir zaman değil, çok erken bir zamanda kopabiliyor. Bunun sebebini şöyle açıklayabilirim. Elinize bir tel aldığınızda, 10'luk, 20'lik hiç fark etmez. Bu teli sağa sola, sağa sola, sağa sola böyle çevirdikten sonra, bir miktar sonra ne yapıyor arkadaşlar? Kırılıyor. Bu sizin güçlü olduğunuz anlamına gelmiyor. Ama bakın güçlü olmanız için o 10'luk demiri hadi sıkı sıkı çekerek kopar bakın. Demek sistemler statik ya da dinamik olması durumunda değerli arkadaşlar, malzememizin iç yapısında bazı çentikler veya bazı yorumlar meydana getirebiliyorsunuz. İşte bu kademeler de ki makine elemanlarının dersi konusu arkadaşlar. Üçüncü sınıfta geleceksiniz bilmiyorum. Orada anlatacağım ben size. İşte bu kademe, kama ve çentik beni minime zayıflatıyor. Yani çentik etkisi yapıyor. Şimdi bunun da kuralı var tabii. Yani ben büyük çap, küçük çaptan büyük çapa geçmenin genelde şöyledir arkadaşlar. Şeysinde. 1.1 ile 1.5'tir. Yani büyük D bölü küçük D. Yani büyük çaptan küçük çapı arasında geçiş, ani geçiş 1.5'e geçemez arkadaş. Eğer 1.5'e geçerseniz aşırı derecede gerilme yayılması meydana getiriyor. Aslında ideali düz. Ama biz hiçbir zaman düz mü yapamayız. Çünkü bakın buraya ben dişli sokacağım ama dişlinin mil üzerinde hareketimi sınırlandırmam lazım. Bu dişli buradan daire gitmesin. Onun için mutlaka bir operasyon yapmam lazım. Yani mil üzerinde mutlaka mutlaka ne koymamız lazım? Bir kademese kademe, sekmansa sekman. Ancak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir mil üzerine sekman veya mil kademesi yaptığımızda ki şöyle söyleyeyim. Atıyorum. 1.2 kademe geçişi yaptım. Orada çentik etkisi 1.1 iken eğer onun yerine sekman attıysanız, mecbur kalktıysanız onun çentik faktörü arkadaşlar 1.2 veya 2.8, 2.9'a kadar yükseliyor. O nedenle biz mümkün olduğu kadar sekmandan kaçarız. Ama ve lakin ve bu sekmanın nasıl kaçarız? Eğer burada dişli varsa demek kuvvet buradan oluşuyorsa o zaman bakın eğilme gerilmesinin momentinin çok yakın. Benim mecburum. Abi mecbursan o zaman buna at. Ha mecbur değilsiniz. Abicim ben buraya burçla dayamar da yapabilirim. Böylece bu vatandaş burçla şurada rumana sokacağımda dayandığımda rumanla dişlinin arasında burç atarım. En güzeli bu tasarım açısından. Bunu yapabiliyorsunuz ne hala? Yapamıyorsunuz sekmanı atacaksın. Bu sekmanı teknik resimdeki detayları size açıklayacağım. Ha, gelelim şimdi kama yuvasına. Arkadaşlar bu kama yuvasını hiçbir zaman mil kademesi veya sekmana bunun yarı çapına kadar yanaşamazsın. Ne demek o? 8 mi? 8. Yarısı kaç? 4. Şurada minimum 4 olacak arkadaşlar. Eğer minimum 4 bırakmazsanız
Bu arkadaşımızın yani sekman yuvasını açtığınızda bir tane çentik yuvası oluştu. Yani çentik etkisi oluştu. Bunun çentik etkisi kaç? Atıyorum 2.8. Buradaki kamanın çentik etkisi kaç? Atıyorum 1.2. Bunların hepsi tablosu var. Arkadaşlar bunun çentik faktörü, bunun çentik faktörünün çarpımı kadar burada gerilme yılması olur. Yani o kadar daha fazla gerilme yılması olur. Bakın elinize bir kağıdın. Kağıdın ortasına şöyle bir yırtın. Katlayın yırtın. Şöyle katlayın, katladığınız yerde yırtın. Bir, kağıdınızı yani yırtınızın boyluna bir çekin. Sonra kağıdı ters çevirin. Arkadaşlar yandan bir çekin. Yani bir deprem gibi çok ufak bir yükte ne yapacak arkadaşlar? Kağıdınızı yırtılacak. İşte biz bunu çentik etkisi diyor. Çentik etkisi olabilmesi olmaması için yani sinerjik bir etki olmaması için kamanın yuvası burada minimum yarı çap kadar bir mesafe kalması lazım. Aynı kural burası da geçerli. Yanaşamazsınız. Yanaşırsanız kademeli yapmış olduğu etki var. Çentik etkisi. Artı minimi de çentik etki. İkisi birleşecek. Şurada bu malzeme kırılacaksa buradan kırılacak. Bir de bunu moment etkisini düşündüğü zaman burada oluşan gerilme, atıyorum bağ gerilme, eğer burası düz olsaydı atıyorum 20 megapaskallık 20 megapaskallık bir gerilme var iken bu kademe ve kamanın yüzünden atıyorum bu 20 değil 60 megapaskallık bir gerilme meydana gelecek. İşte o zaman bu mili buradan kopacak. Bir açıklayayım. Lütfen makine elemanları gelmeden önce mukavemet altyapınızı güçlendirin. Evet, devam ediyorum. İşte bu tasarım bunlara dikkat edilir arkadaşlar. Bu tasarım bunlara dikkat edilerek yapılır. Bu tasarım yapıldıktan sonra bir rumanın rahatlıkla geçebilmesi için buraya bir pah kırarım. Bu pah nasıl kırarım? Bakın şöyle kontrol ettiğinde çıktı mı o? Fark etmez. Şöyle bakın bu pahı ben hemen size göstereyim. Şunu alıp delet yaptığım anda silelim. Arkadaşlar pahı biliyorsunuz işte şampur diyoruz şurada. Şampuru tıkladığımızda birlik istiyorum dediğimiz anda itibaren. Bakın pahı oldukça basit. Silmek o kadar basit. Bak geliyorum şu yüzeyi. Tıklarsınız delet yapın. Efendim parçayı böyle ikiye bölebilirsiniz yani. Bak dedi şeyde nakode edersin. Ctrl Z diyorum. Geliyorum arkadaşlar. Yani sileceğim yüzeyi. Bak buraya yaparım. Delet yaparım. Bak neresi gidiyor. Aa silemedi. Bağlantı yaptı. Siz de her yeri silemezsiniz yani. Tamam. Evet. Bakın kamaya silebilecek miyim dersiniz. Alırsınız. Delet yaparsınız. Aa kale komple silindi. Tamam. Ctrl Z diyorum. Geri geliyorum. Yani delet tuşu o kadar fonksiyonlu. Bu kısa bir mukavemet ve makine elemanı bilgisinden sonra bunun görünüş için ne yapıyorum arkadaşlar? Teknik resime atış yapıyorum. Teknik resimi geçmek için buradan isterseniz buraya kullanırsınız, isterseniz şuradan gelip buradan driving'i kullanabilirsiniz. Herkes aynı yere gidecek zaten. Benim tek bir parçam full olmuş olmamış önemli değil. Şu anda herhangi bir şeyim yok. Yani önceden hazırladığım bir kağıdım yok. Ağaçta ve ön girer. Bakalım ne olacak. Tabii buraya tıklamadan önce keşke şunu bir değişik yapsaydık. Yani şuradan girip şu parçamızın prefers kısmında eğer teknik resimde eğer hepsini etkileyen bir şey var derseniz zaten tamam ayarlı 0.5 ayarlı. Burayı önceden ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Daha ayarlı olduğu için gerek yok. Niye? Şimdi şeyimizi buradan kapattık tabii SC ile çıkınca. Evet, ESC ile çıktı. Tekrar giriş yapacağım. Ama alaysaydım arkadaşlar, ana parçamı daha iyi olacaktı. Şeyi yapmadım. Şuradan girelim bu sefer de. From Design dedim arkadaşlar. Okey dedim. Girdim içeriye. Şunu birbiri ikiymiş bu. Birbiri bir yapsam herhalde daha iyi olacak. Birbiri bir diyelim. Yok. Sizi anlamanız için ikibiri bir yapacağım arkadaşlar. Şöyle yaptık ve okey dedik ve çıktık. Şimdi resmi açar. Önce ölçülendirmeye gelmeden önce bakın sıfır gözükecek. Tamam mı? 0.5'ten geliyor yani. Sonra o tek etki atabiliriz. Öncelikle bu parçanın gerekli görünüşü. Kaç tane görünüş yapacağız? Önce bakın ölçülendirme vesaire girmeden önce bunları bitirmemiz lazım. Bunlar görünüşte temel olanlar. Ondan sonra ölçülendirme vesaire yapacağız. Şimdi bakın. Önce eksiklerimiz var. Bu eksik ne? Eksen. Eksensiz asla şey olmaz arkadaşlar. Mil olmaz. Sakın bana lütfen. Bakın şu anda bunu tıkladım ya, eğer uzatmak için bunu tıklarsın işlem görmez. Ama çıkacaksınız ESC'den. Yani şuradan bir çıkacaksın. ESC diyeceksiniz. Sonra bunu tıklayacaksınız. Bunu ucundan tut. Çek bunu şöyle.
Bunu ucundan çek, uzat böyle. Birincisi bitti. İkincisi, şu kama yuvasını ben derinlemesini ölçülendirebilirim. Ama kısmı kesit alacağım. Kısmı kesitte almam için de benim maalesef füzyon 360'ın bu komutta benim kısmı kesitim yok. Bunu alamayacağım. İki, ya buradan bakacağım ki alakasız bir görünüş, üst görünüş ki yapılmaz. O zaman ben bu kamağını da gözükmesi ölçülendiremediğim için de kısmı kesitli yapamadığım için de o zaman başka bir metot uygulayacağım. Ne arkadaşlar? Şunu biraz taşıyayım şöyle. Ne bu? Profil kesim. Bu profil kesim değerli arkadaşlar. Biraz da kayayım şöyle. Biraz da kayayım şöyle. Yeter. Arkadaşlar bu profil kesit ne demek? Bakın ben daha önce size bir kesitlerden bahsetmiştim. İşte tam kesit, yarım kesit, efendim kademeli kesit, döndürülmüş kesit, profil kesit demiştim. Kısmı kesit demiştim. İşte profil kesit bu malzemenin nasıl olduğunu, yani profil açısından silindirme, üçgenme nasıl olduğunu belirlediğimiz ve boylamasını kestiğimiz kesittir. Şimdi burada küçük bir hatırlatma yapayım. Miller, kamalar bir önceki derste. Bunun önden görünüşünü, bir üstten görünüşünü yapalım arkadaşlar. Şöyle. Okeyledik. Tamam. Şimdi Miller boylamasına keselim arkadaşlar. Buradan da keselim. Şuradan bulalım şöyle. Bitirelim. Ve şuraya koyalım. Ve okeyle. Unutmayın. Dikkat. Unutmayın. Miller boylamasını kesilse de asla taranmaz olan bir makine parçasıdır. Yani sizler bana mili böyle kesit yapın, bunu yaparsınız diye yerdiniz gibi firmada da ciziyi yersiniz. Ha, firmada teknikasını anlamayanlara yutturursunuz. Eyvallah. Hani herkese yutturursunuz ama teknikasına gelen bir denge, bir makinelisim ve konstrüksiyondan mezun olan bir teknisyene denk gelirsiniz, size eliniz. Sakın. Böyle bir şey yok. Ne demiştim? Bilgisayar programı sizi yönetmeyecek. Sen bilgisayar programı yöneteceksin. Bunu sileceğiz. Yani böyle bir kesitimiz yok. Tamam mı arkadaşlar? Bunu kesiyoruz. Bunu sildim daha. Profil kesit yap. Bakın profil kesit nasıl yapılıyor? Bunun izahını alıyorum arkadaşlar. Getiriyorum şöyle. Bitti diyorum arkadaşlar. Bakın bitti diyorum. Bunu aslında bunu buraya atabilirsiniz. Bakın buraya atabilirsiniz. Kamanın yuvasını dikkat et. Buraya atarsa bakın arkadaşlar bir halka geldi. O şuradaki parçam var ya şu kesitim. En büyük çap gördünüz mü? Bakın en çapa göre. Ama bu tarafa gittiği zaman çap çünkü bu tarafta bir parçam yok. Eğer atacaksanız bu tarafa yer varsa at. Ki genelde yatay kağıt tutulur. At. Yer yoksa aslında yeri burada. Şurada aşağıda da alabilirsin. Ancak ve lakin yok oğlum gelmiyor işte. O zaman bakın hile şeri yapacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Bunu alacağım ve okeyleyeceğim. Bu bitti. Demin es geçtim arkadaşlar da. Bunu belki daha unuturum ben. Bunu şimdi de hatırlatayım da. Şimdi bunu boylamasına kesit yaptık ya. Ben bir de hız yaptım arkadaşlar. Hiç önemli değil. Şimdi şöyle yaptık ya arkadaşlar. Dikkat edin. Ben taranmayacak biliyorum ya. Ama kestim. Ama taranmayacak. Arkadaşlar bakın kesit aldığınızdaki şu var ya şunu. Bunu tıkladığınız anda itibaren size o kesiti almak. Tamam. O yüzden arkadaşlar taranmayacak olan parçayı bu şekilde yapacağız. Tamam. Şimdi bu parçayı ben buraya almam lazım. Bak onun için de şurada döndürme var arkadaşlar. Döndürme. Döndürme de dikkat edin. Şu şekli işaretlemiyorum. Pencereyi işaretliyorum. Sonra aşağı iniyorum. Bunu şuradan dön. Bunu hizasına kadar döndürmek istiyorum arkadaşlar. Şuraya kadar döndürmek istiyorum. Bakın dikkat edin. Yavaş döndüreyim. Yukarıda değil arkadaşlar. Yukarı doğru çeviriyorum şimdi. Bakın geldi. Hoş geldin diyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Lakin ve lakin. Benim şu kamayalı yan döndü. Ne yapmam lazım? Bunu 90 derece daha döndürmem lazım. Bakın arkadaşlar yine hile işleri yapıyorum. Bakın bunu tıklarsanız işe yaramaz. Bunu tıklıyorsunuz. Hop diyorsunuz. Yani tam orta merkezinde de yakalayabilirsiniz. Önemli. Bakın şöyle durduğumda ne demek anlamadım. Bakın aşağıda çeviriyorum arkadaşlar. 90 derece. Aa, geldi. Hop diyorum işi bitiriyorum. Gördünüz mü? Neymiş? Bilgisayar sizi kumanda etmeyecekmiş. Neymiş? Siz bilgisayara kumanda edecekmişsiniz. Yani ben hocam çok iyi biliyorum. Biliyorum ama teknik isim zafiyetim var. Bir de ne var arkadaşlar? Bakın çok üzülüyorum ya. Siz bana
Ben size ne olur yalvarıyorum yani şey açısından. Ne olur bir ona resim göndereyim. Bakın size hatalarınızı göstereyim. Ne olur diyorum, söylüyorum. Tamam. 390 kişinin ismini 10 kişi, 15 kişi gönderiyor. Tamam. Dakikalarca onların hatalarını yazıyorum, çiziyorum. Diyorum ki burada hatam var, bunları düzelt. Tamam. Sonra lan sonra gelmiyor, gelmiyor. Ne yapıyorsunuz oğlum siz bu soruları? Ben burada hatalarımı size bunu boşuna mı yazıyorum ya? Ama ayıp değil mi arkadaşlar? Yani hatanızı düzeltmeye için çalışıyorum. Çırpınıp duruyorum. Ondan sonra bana öyle gıcıklığını mı gönderiyorsunuz? Ya arkadaş onu o zaman düzelt bana gönder. Ben de bir bakayım onaylayayım. Ben şu ana kadar bir kişi veya iki kişi gönderiyor ya. Ya böyle olmaz mı? O zaman yani bir nereye kadar gideceğiz? Ha hoca çok yazmış. Ha, o zaman oturayım mı diyeceksin. Ondan sonra yazılı da abiler ablalar. Allah bela şer tövbe estağfurullah. Hakkımı helal etmiyorum. Öyle bir mühendis olmaz. Efendim bana şu soruyu yapın mı diyeceksin. Yok oğlum öyle bir mühendis manlığı. Yarın hepiniz hayata atılacaksınız. Bunları bildirmedikten sonra arkadaşına kanka abim sana aldığım maaşı sana vereceğim ya. Ne olur benim şu projeme yapma diyeceksin. Arkadaşlar ihtiyacınız bakın not vermiyorum hepinizi. Ya ben o şeyin altına girmişim. Ya sizler daha hala inat ediyorsunuz. Bir de utanmadan bazı arkadaşlarınızla YouTube'daki bu kadar uğraşıp çizdiğimiz resimleri bir de beğenmiyor. Hayret bir şeysiniz ya. Bir de unlike yapıyor. Oğlum o zaman söyle oraya yaz. De ki hocam senin şundan dolayı bu videonun iyi olmamış. Ben de ona göre şey yapayım. Abone de olmuyorsunuz. Niye abone olmuyorsunuz bilmiyorum. Yani bu videolar arkadaşlar sizin hem başkalarının da burada ulaşması için bunları yapıyorum. Beğenmiyorsunuz sebebini söyleyeyim ben de ona göre bir şey yapayım. Neden beğenmiyorsunuz? Neden şey yapıyorsunuz? Evet. Şimdi o yüzden arkadaşlar yani oraya geçelim. Teknik resmi mutlaka öğrenmeniz lazım. Şimdi bunu yaptıktan sonra şimdi ölçülendirme geçebilirim. Şimdi ölçülendirme geçebilmek için teknik resimde olmazsa olmazlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Siz söyleyin tam boy. Ölçülme bakın şuraya kadar geçenlerde anlattım. Ölçülendirmenin şuraya tıkladığınızda aslında bütün şey şu yıldız olan var ya dimension. Aslında şuradaki anlattıkların hepsi de var. Sadece şurada ordinat ölçülendirme var. Bunu anlatacağım. İsterseniz bakın sadece yapabiliyorsun. Efendim her olarak yapabilirsin. Dikey ve yatay. İşte biz buna inkremental yapabilirsin. Efendim, ama burada zaten işi görüyor. Yani şuradaki yapacağınız D hepsini işine görüyor. Şimdi biraz büyütüyorum. Ölçünün yanında milimetre var. Ayarlama yapmamışım. O zaman arkadaşlar şuraya bir bakın. Sheet'te değil. Document Center'e geliyorum. Hiç önemli değil. Şuna da hangi bir tanesini gelin arkadaşlar. Sağ tıkladım, girdim. Şuna diyorum ki gösterme. Gösterme. Efendim işte sıfırlar varsa onları da gösterme. 0,5'miş bunlar. Tamam. Efendim yazı büyüklüğü çok büyükse düşürebilirsiniz. 5. Bilmiyorum şu anda bana ne gibi. Çok büyük olursa arkadaşlar bu sefer resmin boğulur abi. Ona bir de dikkat edin. Tamam mı? Bakın geldim diyorum. Ha. Yapılan hatalardan bir tanesi. Arkadaşlar imalat resmi İmalatçıya göre verilen resim demektir. İmalatçının anlaşılabilmesi için verilmiş olan ölçüdür. Ne demek o? Ya şurayı veremezsin arkadaşlar. Bu çaptan itibaren tam boy veremeyiz. Bu adam burada hata yaptığı zaman hepsini götürürsün. Buradan değil arkadaşlar. Şuradan vereceksiniz. Geliyorum. Bakın şuraya. Efendim. Buraya gelip buraya tıklıyorum ve bunu mümkün olduğu kadar biraz aşağı iniyorum. Bakın yüzeymiş. Tamam. Bu bir. İki. Şimdi mouse'unuzun değerli arkadaşlar mouse'unuzu parça üzerine yaparsınız. Bakın parça üzerine yaparsınız. Bakın çap geliyor. Biraz da geçersiniz diğer çap da geliyor. Gördünüz mü? Eğer bu çapı arkadaşlar bazen gelir bazen gelmez. Bakın böyle bir kaçıp gidebiliyor yani. Bazen kaçıp gidebiliyor. Gördünüz mü? Yani eğer hani şunu tıkladığınız anda itibaren buradayken bu 20 gözüküyor ya 20 gözükmez. Mouse'un sol tuşuyla tıklarsanız çap gelir. Bakın çap işaretiyle birlikte gelir. Ama ve lakin. Ctrl Z diyorum. Ctrl Z diyorum. Hadi. Ben bunu bir zaman değil de. Hani şu 20 geliyor ya. 20 değil de arkadaşlar. Biraz daha küçüktüm gördüm. Şöyle gel. Şu 20 gördünüz ya. 20 değil de hocam. Ben şunu istiyorum dersiniz. Ya bu köşeden bu köşeyi işaretleyeyim derseniz ve bunu şuraya tıkladınız dediğiniz anda itibaren ölçülen devam ediyor. Tabii şu anda devam edebilirsiniz ama ben sadece burayı gösterebilmek için bunu gösteriyorum. Eğer bu şekilde yaparsınız arkadaşlar 20 burada çap işareti gelmez. Ben bu çap işareti koymak zorundayım. Çünkü burası çapsa resim kuralına göre koymak zorundasın. Bunu iki defa tıklıyorsunuz.
Bakın buradaki yanım sonra kursörüm var. Başa getireceksiniz. İstersen ileri aşağı yukarı tuşu yapın. Tamam mı? Geldim bakın küçüktür büyük bir işaretinde o 20'nin önüne geldim. Şuraya basıyorum arkadaşlar. Bakın şuraya girdiğimizde çap işareti var. Buraya basıyorum bitti. Okey dediğimiz anda itibaren o değişir. Neymiş? Demek arkadaşlar ben buradan ölçülü yapabilirmişim. Tamam mı? Bakın tıkladım. Demek ben buradaki efendim geldiğimizde bakın 20'yi gördüğüm anda itibaren. Artık bu bütün resim orada ölçü giriyor. Bak tıklıyorum sol taşıyla. Geliyorum taşıyorum. Böyle yapabildim mi? Yapabilirim. Şimdi bu iki çizgi arasındaki şu mesafe arkadaşlar minimum yani ana çizgi ile bakın şu anda ana çizgiye çakıştım değil mi? Ana çizgi ile ölçü çizgisi arasında minimum 7-8 milimetre olması lazım. Bundan sonraki her ölçü arası 6-7 milimetre olacak. Tamam? Yani şu şurada olmayacak. Ne yapacaksın? Biraz uzaklaştıracağım. Mesela şu, çok fazla buraya geldi şöyle tıkladık. Tamam? Bu biraz da açabilirdim. Ha, hocam açmak istiyorum. Tıklasın arkadaşlar. Hafif getiresin şöyle. İşi bitiresin. Tamam? Şuradaki çizgiyi yakaladı. Bunu da biraz şöyle böyle çekersiniz arkadaşlar. Tekrar gelip ah yakala dersiniz. Efendim yakala. Aslında yakalama ihtiyacı buraya yapmam ben de yani öyle bir şey yok da. Şunu alıp şöyle biraz yapayım. Değmesin yani. Tamam? Ha. İhtiyacı böyle çekip uzatalım. Sonra şuradaki pahı ölçülendirdim. Arkadaşlar pah veya ölçülendirim yaparken mümkün olduğu kadar aynı silsile yapın. Eğer çok doluyorsa üstten kullanabilirsiniz. Ama birbiriyle silsile yapacak, bunu okuyacak olan operatör bir yukarı bir aşağı bakmasın. Ve önemli olan bir noktada referans alarak imalat prosedürü yapsın. Ne yapacak bu adam? Şuradaki pahayı bir bakalım. Geliyorum arkadaşlar. Bakın pah, hop geldik. Biraz büyütün isterseniz. Hop geldik. Bakın aşağı geldi. Ama burası bildiği ki 1x45 ESC ile çıkıyorum. Çünkü etmiyorum şeye. Bakın iki defa tıklıyorum şeye. Şu ölçü şeyin silsine değil arkadaşlar. Başına geliyorum. Başına değil. Birin sonuna geliyorum. İleri geri tuşuyla. Arkadaşlarım çarpım 45 derece diyorum. 45 derecem de şuraya geliyorum. Derecemi şuraya geliyorum. Dereceye buradan okey diyorum. Tamam. Bu tarafta olmasın. Birazdan ben orada ölçülendirme yapacağım zaman efendim şey yapmasın. Şöyle bir kaydırayım şöyle. Olsun. Tamam. Bunu biraz da yukarı alayım arkadaşlar. Çünkü diğer ölçülere de geleceğim için burada sıkıştırma. Sonra abicim şu parktan sonra ölçülendirme yapamam. Ha. Şu sekman yuvasının buraya olan mesafesi. Ha. O zaman yine dimension'a geliyorum. Sekman yuvasını. Bakın orasını giremedim. Sekman yuvasını. Şuradan şuraya olan mesafe. Bakın yukarı çıkarabilirim. Ama bir yukarı bir aşağı bir yukarı aşağı yapmayın. Eğer burası çok doluyorsa o zaman çıkarsın. Bakın şu anda 6-7 milimetre yaklaştım. Bakın 6-7 milimetre. Tamam. Hat şu ideal. Ha bu ölçünün burada değil. Mümkünse şu tarafı alıyorum. Bakın şu tarafı aldım. Alıyorum şöyle taşıyorum. Bakın şu anda gördünüz mü? Çakıştı. Ne yapacağım arkadaşlar? Ya bilgisayarı sen kumanda edeceksin. Biraz alacağım. Bu bir yerde kitleme yaptığı için bazen problem çıkartabiliyor. Hop diyorum şöyle. Tamam. Şöyle al. İdeal. O yüzden bu rakamların çok büyük olmasını istemeyin. Yani 3.5 yani 3.5 kaç bilmiyorum ama iyi mi? Teknik resmi çıkıştan sonra bakmak lazım. Yani şu 5D yüksek gibi gözüküyor. Yani 3.5 ideal gibi gözüküyor ama bir çıkıp görmemiz lazım. O yüzden onlara dikkat ederim arkadaşlar. Biraz yukarı çıkarabilir miyim? Şöyle bir bakıyorum. Evet. Kitlemeye müsaade etmiyor arkadaşlar. Yani daha fazla dimension var mı? Evet. Yani çok fazla da yukarı müsaade etmiyor. Ha. Evet. Geldik sekman yuvasına. Ya burayı ben yaparsam sekmanın çapı var. Sekmanın genişliği var. Ama bekle. Arkadaşlar bu sekman yuvasının ölçüsü standart. Ne demek standart? Bakın. Burayı mil sekmanı. Mil sekmanı diyorum. Enter'a basıyorum. Mil sekman bu şu olabilir mi? Bakayım. Bir bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra burasını bir açıp bakayım. 471'dir o. Ölçüsü var mı? Bir bakayım. Evet. 471. Arkadaşlar bakın. Ne diyor biliyor musunuz? Hangi mil çapı? Sekman dediğimiz bu. Yani malzemeyi ileri geri kaymasını engelliyorsun. Bakın arkadaşlar. M dediği sekman genişliği,
D2 dizide sekman yuvasının çapı. D1'de alma çapı. Bizim oradaki alma çapımız kaçtı? 20. Ha. D2 buradaymış arkadaşlar. Ha, bakın dikkat edin. Nerede? Minimum mesafe. Minimum mesafe. O zaman bakın bana D1, D2, M ve N lazım. D1, D2, M. D4.9 muydu? Teknik. Evet, 4.9. N'imiz 4.9'dan büyük olacak. Şimdi çapımız 20 olacak. Bakın arkadaşlar. Çapımız 20. Ha, sekman çapımız 19 olacak. Sekmanın gireceği yuvada 1.3 olacak. Dikkat, ben sekman yapmıyorum. Bakın bu sekmanın buraya girdiği de, bakın bu sekman işte S'miş. Kalınlığı S'miş. Bakın M neydi arkadaşlar? M'i tekrar edelim. M neydi? 20 için. M 1.3. Sekmanın S'miş arkadaşlar. Bak, sekman neymiş? 1.2. Arada ne var? 0.1 var. Ha, demek bu sekman buraya oturacak. İşte arkadaşlar, ben sekman yuvasındaki o ölçüyü kullanırken buradan faydalanacağım. Bu şeyden faydalanacağım. Sizler de buradan faydalanacaksınız. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, o zaman bakın 19'muş, nokta 3'müş. Şey neydi? En neydi? Kurtarıyor mu elimiz? O kurtarıyor. O tamam. 1.10. Oldukça fazla. Parçaya geçiyorum. Ama ve lakin buraya ölçülerse burası birbirine girecek. O zaman geliyorum şuraya. Bakın şuraya düzleme. Pardon, çok özür diliyorum. Şuraya geliyorum. Efendim, lokal büyütme alacağım. Ve diyorum ki kardeşim şuradan bana büyüt diyorum. Geldi kardeşim şuraya. Uygun bir yere gel. İşini bitir. Ha, al diyorum şuraya. Hatta çok güzel. Hatta şu 1.45'i sil oradan. Şunu da biraz yukarı çık şöyle. Hatta gerekirse onu da buradan al. Tamam mı? Bak diyorum ki ben. Dimension'a giriyorum. Kardeşim 1.5'i buradan ayarla. Hatta aşağı alalım. Orada ölçü gelecek ya. Şunu biraz yukalım arkadaşlar. Bir. Büyütüyorum. SC'den çıktım. Çünkü burada işlem yapacağım için SC'den çıktım. 1 çarpı 45 diyorum. Klavyeden sonuna kadar çarpı 45 derece diyorum. Bakın bilgisayar atmıyor. Sen yapacaksın bunu. 45 derece. Diğeri diyorum. Dimension diyorum. Aa buradan. Bak büyüttüm değil mi ben bunu? Aa buradan. Ama bazen böyle cinslik yapabiliyor. Aha buradan. Aa burası. Hayır arkadaşlar, edeceksiniz onu. Bakın. Büyütmeme rağmen ne yaptı? Kendi gerçek büyüklüğünü aldı. Ve düzeltiyorsunuz. Tamam mı? 4.9. Ha, ama bir hata var. Şu. Arkadaşlar. Küçük büyük gibi gitsin. Yani ne demek o? Bakın. Bu burada olmaz. Şu. Önce olması lazım. Yani ölçü çizgilerini. Tabii bazen böyle. Niye böyle bir şey yok? Şöyle alayım şöyle. Tamam mı? Bakın şu şekilde ölçülendirme olacak arkadaşlar. Ha şu 45 canınızı sıkıyorsa al bu tarafı. Bakın biraz daha almak istiyorum şunu. Tabii hangisi lan bu? Biraz büyüteceğim. Ölçücü sıkışıyormuş arkadaşlar. Tamam. Yani orada o kadar çok diye şey var ki şunu da biraz yoru çekebilirim artık. Tamam mı arkadaşlar? Bak. Şimdi yukarı ben sadeleştim. Oğlum geliyor buraya sil. Tak gitti. Tamam. Şimdi bakın. Şu çapı ölçülendireceğim. İyi de. Bu çapı ölçülendirebilmem. Hadi ölçülendirin bakalım. Nasıl ölçülendireceğim? Bunu aldım. Yok gibi şey. Bakın. Bir şey koyamam. Tamam. Ha. Hop. İleri. Bakın text yazısı var. No. Geliyorum. Kardeş bunu al diyorum. Gel oğlum diyorum. Tamam. Yapacak bir şey mi oğlum? Burada ya, yani bu oteket değil ki. Sonra diyorum ki kaçtı burası arkadaşlar? 19 mu? 19 yapıyorum. Ha, bir de başında çap işareti var. Değil mi? Bak 19 yazıyorum. Not yazıyorum ama burada. Ben şey yazmıyorum. Kandırıyorum bilgisayarı. Hop diyorum. Ben gel oğlum diyorum. Şimdi başına geçiyorum şuradan. Tamam mı? Şurada işaretim var ya. Çap işaretim buraya koyuyorum. Bitti. Çap. Tamam. Ha, şu gelir mi? Kaydırabilir miyiz? Yani şöyle bir kaysa aslında daha güzel olacak. Bakın kaydırma müsaade ediyor mu? Lan ediyor da kaçıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Yapabildi miyiz bu? Şey, sonra ne o? Sekman genişliği. Al. Sekman genişliği de veriyorum arkadaşlar. Sekmanla ilgili 1.1. Bizim orası kaçtı? Bak üçkağıtçı savurmuş.
Hatta şu çapı da ölçelim. Kaçtı? 1.3'tü. Bakın geldik. Şimdi burada ESC dedik. Bakın 1.1 yağmış. Ne yapıyorum? Çünkü sövürmüş derler ya bizi. Sövürmüş adam. Tıklıyorum arkadaşlar. Buraya yazıyorum. Kaç? 1.3 diyor. Pardon. Girmedi. Şöyle bir tıklayayım tekrar. Şuradan bir silip. Ha, silmek için şunu yapacağız. Dur, onu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar bu sayıya girerseniz bakın sayıyı tıklarsanız gelemez. Şu küçüktür büyüktür komple seçimiz lazım. Şimdi girebilirsiniz, tamam mı? 1.3. Bakın merak etmeyin. Arka tarafta orada yazı gözüküyormuş gibi olacak. Close diyorsunuz. İşi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Ya hocam şuradaki çizgide yapışmıyor. Abi yapabileceğiniz bir şey yok. Bu da. Bunu bu kadar yapabiliyorsun. Füzyon bu kadar yapabiliyor. Ha. Burası bitti. Tamam. Pekala. Burası da bitti. Şimdi 4.9 geleceğim. 1.3 açacağım. Burası bitti. Peki ama burası belli değil. Onu da buradan başlıyorum bakın. Artık dimension'ı başlıyorum. Hatta öyle bir şey girelim ki size buradan. Bakın şu base olan var ya, bir noktada referans alıyor. Ya burada ne ya yapıyor biliyor musunuz? Buradan şuraya alalım. Bakın şurasını tıklıyorum. Tabii çok atacak şimdi bu. Atacak, sırayla atacak ama çok uzağa attı arkadaşlar. Bir dakika. Şu BB'yi bir şuradan bir alayım ben şöyle. Şu BB'miz şöyle gelsin. Efendim. BB bakışımız var. Şu BB'ye de bunu alamıyoruz işte. Bu maalesef de olmuyor arkadaşlar. BB nereye gitti lan BB? Şuraya mı geldi? En azından gözüksünden daha iyidir. Tamam. Aslında şu BB'yi yukarı falan almam lazım da şöyle bir dönecek. Yok. Şeyden çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Yani şu BB'yi şuraya alsam daha güzel olacak. Oraya alamıyor. Aldırmıyor bana. Tamam. Yani bir bakın. Yani burası ay kontrol eder. Şeyi aldım ben. Eksini aldım. Bunlara bir bakın arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın. Bunu al. Bak şuraya tıklıyorum şimdi. Buradan. Bak şuradan. Şöyle biraz kısa geleyim. Aa buradan geldim. Bak. Eğer burada tek tek yapacaksınız. Tek tek girmeniz lazım. Tamam. Tek tek girmeniz lazım. Eğer incremental yaparsanız da önermem. Çünkü bir yer hata komple yapar. Bak aynı hizada olması lazım. Buradan itibaren verecekseniz de arkadaşlar o zaman bunu yerine bak silsile vereceksiniz. Bunu siliyorum şuradan. Bakın şu komutu kullanabiliriz. Base'den. Base'den de arkadaşlar şuradan tabii ilk ölçülendirme yapmam lazım. O zaman ben geliyorum. İlk ölçülendirme yapmam lazım. Buradan geldim ya. Bunu da aşağı dikleyeceksiniz arkadaşlar. Bak şimdi ilk ölçümü koyacak ya. Bundan sonra ben base'den gireceğim ya. Şuraya base'den gireceğim ya. Diyecek ki referans alacağın olan ölçü ne? Ben diyorum ki bu ölçüye göre referans alacağım. Tamam. Bundan sonra arkadaşlar bakın şimdi buranın ölçütünü. Burasının ölçütünü. Bak atar gidecek. Tamam mı? Buranın ölçütünü. Tamam mı? Evet. Bu da bitti. Öbür taraftan girelim. Çünkü buradan gideceksem gördüğünüz gibi arkadaşlar kontrol et yaptım. Çok özür diliyorum. Okeyleyeceğim yerine şu ölçüyü seçiyorum. Ondan sonra bakın burasını alıyorum diyorum. Burasını alıyorum diyorum. Ha buraya gitmiyorum arkadaşlar. Çünkü bundan önce bir ölçüm daha var. Hatta onu yukarıdan göstereyim artık. Tamam. Bunu yapıyorum. İşi bitiriyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın şu 150'yi biraz ufak düzeltmem lazım. Çalacağım. Tamam. Bitti. Fakat arkadaşlar burada bir sorunumuz var. Sorun şu. Kamanın şeyi nerede burada? Şimdi burada arkadaşlar bir uyanıklık yapacağız. Nedir? İmalatçının eğer siz bunu ölçülendirme yapacakken şöyle ölçülendirme yaparsanız kamanın başlangıç yeri. Doğru mu? Bu kamanın başlangıç yeri diye ölçülendirme yaparsanız bu kalite kontrol ölçüsüdür. Pekala imalatçı ne yapacak? Burada eksenim var değil mi arkadaşlar? Burada bir eksenim var. Ama bu eksenim şu anda bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü burada da önceden de çizmedik. Bunu üstten görmüş de yok. Şey de yapmadım. O zaman bunu sikeceğim. Bakın sikecine gireceğim buraya. Buraya bu eksenleri atacağım. Diyeceğim ki kardeşim. Senin şurada bir dairem ekseni var. Bir tane de şuradan var. Line diyorum. Line diyorum. Bir tane de buradan var. Bakın o köşeye denk getirebilirsiniz. Ama bunlar ne arkadaşlar? Eksen. Eksen. Eksen ama niye 0.5? Eksen. Eksen çizgisi ama continuous
hala biraz da uzaklaştıracak bir kanapı iptal edelim de. Center 2 desem. Evet. Arkadaşlar center çıkacak da fakat center'i maalesef şeyi lattes kareye fazla yapmışlar herhalde. Şunu bir değiştireyim bakalım center 2'de. Evet çok fazla yapmışlar. Şu çizgiyi arkadaşlar değiştiremiyoruz maalesef. Yani hani o tek ette bir lattes kare yapıp bakın şu anda birleşmiş gibi gözüküyor da bunu hafiften açtığınızda eksen çıkıyor arkadaşlar. Hemen şunu da düzelteyim. Center 2 0.25 yapayım. Hafif uzatacağım arkadaşlar. Lattes kalem yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani bu programda lattes kale yok. Lattes kale ne dediğimi otokeçiler bilir. Bakın biraz uzattığı zaman ortaya gir. Aa. Ya. Heh, şimdi geldi. Tamam. Şimdi iki ekseni attım. Aslında şu ekseni biraz da niye şey yaptınız? Şurada bir tekrar skeçe gireceğim arkadaşlar da şu çok hoş gözükmüyor. Şöyle ikisini aynı boyda yapayım ben. Evet istiyorum. Yani bu eksenin o yarım ay kısmı var ya katı modelimizi hemen şuraya açarsam ben katı modelimizi açarsam bakın şu eksene gönderiyorum ben. Siz zaten bunun parmak frezeyi yapacağınız zaman bak şu eksenin bittiği şu anda gözüküyor ya ben buraya göndermem lazım. Öbürküsünü ne kadar hareket edecekse araya vereceğim. Zaten benim çakı ne yapacak orayı halledecek arkadaşlar. O yüzden bana buraya veremem. Ha. Ama bir sorumuz daha var. Sorumuz ne? Bakın sorumuzu söyleyeyim. Buradan buraya olan mesafe. Bakın biraz diktirdiğim zaman işte 48.2 değil. Artık siz bunu şu anda line'ı çizdim ya. Ya orası bakın ESC'de sorum. Orası siz bileceksiniz. Orası 42. Bakın şey de diyor 42. Tamam. Bakın 42 dedim. Gelecek şimdi değişecek. 47. İkisini şimdi bunu biraz aşağı iniyorum. İndim. Öbür tıklıyorum arkadaşlar. A buradan. A burası. Abi bunu ben biliyorum. Ne bunun değeri? Abicim bunun değeri A geçiyorum. Abi bunun değeri efendim 8, 10. Dikkat edin arkadaşlar. Bunlar ben editte yaptığım için böyle gösteriyor. Tamam mı? 10. Ancak merak. Bir kural var. Kural ne? Kural şu. Değerli arkadaşlar diyor ki kural. Gözükmez ölçü verilmez. Ne demek o? Gözükmez ölçü. Ben buraya kısmı kesit alacağım. Ama benim füzyonum yok. İşte o zaman kabul ediyoruz işte. Füzyonda bana teknik isim vereceksin tamam. Ama bana ödev olarak vereceksiniz veya şey olarak vereceksiniz arkadaşlar. Bu kısmı kesit alacaksın. Tamam mı? Ha işletmenizde yok. Yani tamam. Çünkü bu füzyon 360'ınız var. O teketiniz yok. Tamam. Ama arkadaşlar bilin ki ölçü gözükmezse ölçü verilmez. Aynı ölçülendirmeleri diğer taraftan geleceğim. Buradan da artık bir tanesi bir baseline çizeyim. Ondan sonra size bakalım. Ha! Arkadaşlar eğer şuradaki payı verdik ya 1.45. Öbür tarafta bir 45'e onu vermiyorsun. Bu bir. İki. Ya şuradaki mesafem aynı. Yani 4.9. Orayı da versin arkadaşlar. Hocam şurası 20. Arkadaşlar eş olan ölçüde vermiyorsunuz. Bitti. Tekrarlı vermiyorsunuz. Bitti. Tamam. Çap değişken. Bak şuradaki çapı vereceğiz şimdi. Bakın şuradaki çapı vereceğiz. Bakın çapa gireceğim şimdi. İkinci bak. Geldi şimdi. Üzerine oturayım ben şöyle. Biraz yanlış gibi bakayım. 22. 22 gördüm. Vur. Vur noktayı sola. Vurdum. Gene ver. Tamam. Ver işi bitir. Tamam bitti. Buradaki bu çap aynı. Verme. Neyi burada yaptın? Ha, bir şey gördüm gibi geldi. Arkadaşlar göz yemeğiniz herhalde. Aynı çap. Verme kardeşim. Ha hocam bu da aynı çap. Verme kardeşim. Ama hocam ben imalatı verirken şurayı mı vereceğim? Hayır arkadaşım. Bu imalatı burada ölçü vereceksem bu imalatı buradan değil arkadaşlar. Nerede vereceksin? Bu ucunu. Ha buradan. Ha buraya vereceksin. Şöyle düzden diklenir arkadaşlar. 85. Çok yukarı geldi. Al o şunu üstadım. Yukarı doğru şöyle çek. İşi bitir. Çünkü bu adam buradan itibaren sıfır kodu yazacağım. Buradan itibaren yapacağım. 20'yi alacak. Bakın ölçülendirme bitti. Şu anda başka ölçülendirme var mı? Şu çap kaldı bir. Bakın diyorum şimdi. Hop diyorum. Hop diyorum. Şimdi bak. 26'yı gördüm ama vurdum.
Bu geliyor. Şimdi sorun bir. Şu aradaki yer toplamdan ve sağdan soldan geldiğim zaman çıkıyorsa ben burayı veremem arkadaşlar. Bakın dimension diyorum. Hadi ben burayı da vereyim. Diyemem. Niye diyemem? La arkadaş 60 buradan 85 de buradan geliyorum. Zaten 5 çıkıyor. Bu bizim tekrarlı ölçü sayıdır. Tamam mı? Geliyorum ölçüye siliyorum. Tamam mı arkadaşlar? İşte böylece ha ne kaldı şimdi? Geldi şu kamanın iki şeysi. Bir efendim genişliği veriyorum. Hop. Buradan. Burası. Altı. Ha, sıkıştı. Abicim bakın ölçü çizgisi diğer çizgiyi şey yapmayacak. Seçiyorum şunu. Biraz alıyorum aşağı. Tamam. İki. Evet. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Sorusunu söyleyeyim mi size? Sonra ne yapacağım? Şunun derinliğini. Ha, dikkat. Bunun derinliğini benim ölçebilme şansım yok. Yani kumpasla bunun ölçme şansım yok. Ölçemem. Ne yapacağım? Derinlik ölçeceğim. Derinlik ölçeceğim zamanda da işte burada bir problem çıkacak size. Şurasıyla, bakın şurasını bakın şöyle ölçeceğim. 3.5 olacak. Bitti. O kadar. Ha. Bundan sonra ise toleranslar vesaireler varsa onları ekleyerek arkadaşlar işte ölçülendirme, şu anda ölçülendirme safhasına geldik. Şimdi şöyle bir gözden geçeyim. Eksik olan yerim var mı? Başlıyorum arkadaşlar. Buradan başladım. Çapım var, tamam. Tahım var, tamam. Şuradaki mesafem var, tamam. Şuradaki sekman derinliğim var, tamam. 10'da düşüyor, 1.3 geliyor. Burada 20'ye geldim, tamam. 20'den 43'e çıktım, 20 geldi, tamam. 1.3 aramı zaten şurada 43.5 varmış, tamam. Kamaya başlarken kamanın başlangıç noktam var. Ne oldu ki? R genişliğinde 6'lık parmak krizleri yapacağım, tamam. 10 geleceğim, parmak krizleri gelecek. 3000'in derinliğine gelecek. 60'da gelecek, burası bitti. Buraya geliyorum. Burası 1'di. Şurada 1 çarpı 45 vardı. Çapımız 20'ydi. Aynı ölçüde 20'ydi. 20'den sonra 4.9 var. Tamam. İşte şuradaki çap efendim 19'a düşmüşüm. Tamam. Bu çap efendim 20'ye kadar düşmüşüm. Tamam. 20. Oradan 85. Tamam. Bitti. Her şey bitti arkadaşlar. Bitmeyen bir şey var. O da şu arkadaşlar. Son kontrolümde yakaladım bunu. İşte şu. Neydi? Çarpı koyacaktım. Bitti. Kontrol istiyorum. Bunu efendim hayretli cücük olduğunu içerisine atıyor. Ölçüler bu. Ondan sonra işte diğer kısmı geçiyor. Bana vereceğiniz ölçü de buydu arkadaşlar. Ya ama işte diğer yüzey işlemleri vesaire. Faydalı olmuştur. Efendim beğenmeyi unutmayın derler ya.